Ergin, artık gelenek bozulmasın. Vegors'u açalım yine. Yine aynı şeyleri söyleteceğim sana ama Vegors transferi bitmek üzere. Böyle haberler Yani var. Beşiktaşlılar bekliyorlar heyecanla da. Vegors gelirse ne olur? Yararlı olur mu? Senden dinleyelim. programa Vegors'un sponsor olması lazım. Milyoner ve Media Markt'ın yanına oraya bir Vegors gerçekten yazmamız lazım artık. Vegors'u annesi babası bu kadar çok konuşmamıştır herhalde. Hakikaten Ama öyle. normal ama Keselim şey bak, bu bölümleri konuşmayı da birleştirip Vegors'a yollayalım. Gerçekten. Çok konuştuk çünkü onu. koyalım yanına euro dolar işareti. Yani Kevser şöyle prosedürler bekleniyor. Aldığımız bilgi o yönde. Yani prosedürler bekleniyor. Bir problem olmadığı yönünde. Kampa katılır. Herhalde kampta Türkiye belki imza atıp böyle bir idmana çıkar. Sonra belki eşya almaya gider bilmiyorum ama yurt dışı kampında Vegors'u görürüz gibi görünüyor. Zaten herhalde Valerian İsmail de bütün oyun planını bu hücum hattı üzerine kuracak ki birazdan seninle konuşacağız muhtemelen. Birkaç gün önce Muleka'yı konuşurken olma olasılığı yüksekti. Bugün bazı pürüzler çıktığı yönünde bilgiler geldi. Vegors'un üzerine bir oyun oynayacak Beşiktaş. Ne demek bu? Yani Beşiktaş'ta pozisyona girmeyi gole çevirebilecek bir isim arıyor. Bu da Vegors. Dolayısıyla kendisinin burada ne kadar çok istendiğinde farkına varmış olacak ki bu uzayan süreç belki onu biraz daha motive eder. Çünkü Beşiktaş taraftarı hiç vazgeçmedi. Sosyal medya hesaplarından olsun Vegors'un, başka türlü olsun. Sürekli kendisiyle ilgili talepte bulundular. Kendisine de ulaştılar. Kendisinin paylaşımlarının altına da yazdılar. Bu belki de kendini ekstra motive edecektir. Ayrıca şöyle bir şey olacak. Yani Vodafone Park'ta golcü oynamak gerçekten çok keyifli bir şey. Golcü olmak her yerde, her takımda golcü olmak keyiflidir ama büyük takımlarda böyledir. 40 bin kişinin önünde o atmosferde belki hayatında görmediği duyguları görecek Vegors. O açıdan hani bir an önce bitse, kampa katılsa takım şu anda biraz daha yükleme yapıyordur belki ama taktik, teknik antrenmanlarda da yer alsa Valerian İsmail herhalde en çok isteyenlerden bir tanesidir bir an önce gelmesini. Evet. Ve eminim taraftarlar da en az onun kadar istiyordur. Artık bir belli olsun yani. Biz bile o kadar çok konuştuk. Hani Beşiktaşlılar günlük sohbetlerinde de bunu değerlendiriyorlardır zaten. Ve Ghost geldi mi, gelecek mi? Bak ben birkaç gündür şehir dışındayım. İnan hani gittiğim yerlerde tabii insanlarla sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Görenler, bilenler, tanıyanlar oluyor. İlk Vegors. Yani merhaba Evet. nasılsın, iyi misin demiyor insanlar. Benim gibi. Vegors ne oldu? Sana Bir hemen de bunu sorayım. ama normal bu. İsmini telaffuz edemeyen çok. Ne diyorlar? Bazısı Hollandalı diyor, bazısı Vegot diyor, Vegut diyor. Tabii ismini söyleyemeyenler de var. Ama şey, insanların birinci gündemi şu anda Beşiktaşların birinci gündemi. Ben onu anladım yani nabzını tuttum. Şehir dışında da yani insanlar hep şey Beşiktaş'la ilgili konu açıldığında bir de herhalde biz görünce akıllarına Beşiktaş geliyor. Hemen direkt Vegors'a Evet. giriyorlar. Beşiktaşların taraftarın birinci gündemi tabii ki bu. Ama şöyle gerçekten bitmezse yani hani biz %99 diyelim bilmiyorum hani ben böyle çok rakam vermem ama olmasaydı, olumsuz olsaydı gerçekten sıkıntı olurdu. Gelecek golcü için de, yönetim için de sıkıntı olurdu. Sörloth Çünkü gelse sıkıntı beklenti mı olurdu? yok, yok. Sörloth değil. Zaten onu daha önce Sörloth'u Seferovic'i konuşmuştuk ama o da çok kolay görünmüyor. O işler de biraz sıkıntıya girdi herhalde. Seferovic işleri falan hani kendi kulübüyle kalma olasılıkları falan yükseldi. Vegors olmasaydı, gelmeseydi ciddi şey olurdu. Sıkıntı olabilirdi. Çünkü beklenti çok fazla oluştu. Herkes planını ona göre yaptı. Muhtemelen dediğim gibi herhalde en geç yurt dışı kampında Vegors'u şeyde görmüş oluruz. Beşiktaş takımıyla görmüş oluruz. Bakalım, bekliyoruz. Peki Cenk Tosun bir diğer isim, ismi geçen bir diğer kişi. Evet O evet. faydalı olur Beşiktaş mu? Yani evet. net. Net olur. Cenk Tosun hep faydalı oldu. Şöyle düşünelim. İnsan hani şanssızlık, sakatlık bunlar ayrı şeyler. Sakat olmadığı dönemleri gözümüzün önüne getirelim. Aldığı süreleri gözümüzün önüne getirelim. Aldığı süreyle attığı gol oranı çok yüksek bir adamdan bahsediyoruz. Her iki ayağını da kullanan bir golcü Cenk Tosun. Kafa hakimiyeti olan bir golcü. Hücum hattının dışında iki kanatta da oynayan bir golcü. Ki hani ben de sanki böyle çok bilinmeyen genç bir oyuncu ya da yurt dışından gelen bir oyuncuyu anlatıyormuş gibi oldum ama
Bütün izleyiciler zaten herkes hepimiz Cenk'in nasıl özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Tabii Cenk'in ki. Varlığını şu yönden de önemsiyorum. Şimdi yabancı hocanın olduğu yerde çok fazla işte yabancı oyuncu var sahada falan. Bir de kulüp nedir, taraftar nedir, Vodafone Park nedir, Beşiktaş nedir? İhtiyaç duyulacağı zamanlar olacak sezon içerisinde. Bir ekstra motivasyonlar gerekecek. Cenk'in bu konuda hem takıma liderlik etmesi, hem takıma sahada olup olmaması çok önemli değil. Hocaya da çok yardımcı olacaktır. Ben Cenk'in transferini bu yüzden de çok önemsiyorum. Hani orada Necip falan var tamam ama bu ne kadar kalabalıklaşırsa ki Oğuzhan gibi, Gökhan Töre gibi oyuncular ayrıldı biliyorsun. Yani burada Cenk'in varlığı Beşiktaş için iyi bir şey. Hem teknik adam için hem takım için iyi bir şey. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? O böyle takıma yabancı oyuncuların, yerli oyuncuların kaynaşması, kendisinin hem gurbetçi olması hem burayı bilmesi. Bu evet. açıdan önemsiyorum. Bu saha dışı etkenler. Saha içine dönecek olursak da umarım bir daha yaşamaz o sakatlığı. Hani sadece Cenk'le sezona giremezsiniz. Bu risk her zaman var ama Weghorst Cenk girdiğiniz zaman biz Gomez Cenk serüveninin, Abubakar Cenk serüveninin Beşiktaş'ta nerelere gittiğini biliyoruz. Nasıl işler çıkardıklarını biliyoruz. O konudan benim şahsen Cenk'le ilgili performans açısından en ufak bir kuşkum yok Kevser. Bakalım. İzleyeceğiz bu sezonda. Şimdi Rıdvan Yılmaz transferi. Ergin neden açıklanmıyor? Yani hakikaten ilginç. Geçen gün de hatta antrenman öncesi röportaj verdi biliyorsun. Başkan açıklamalar yaptı. Orada da soruldu. Görüşmeler sürüyor dedi. Hani. Doğru. Peki neden açıklanmıyor? Bayağı zamanda oldu. İki hafta olmuş mudur? Doğru. Oldu. İki hafta oldu. Hatta biz burada Rıdvan üzerine seninle birçok program yaptık ve Rıdvan gitti. Frankfurt'a nasıl faydalı olur? Beşiktaş'a bu para yeterli mi? Konuştuk evet. artık. Yani biz bitmiş gibi konuştuk. Evet. Nitekim başkan da böyle konuştu. 4 milyon euro peşin alacağız. Performansına göre 2 milyon euro da alacağızı başkan da öyle konuştu. Peşinat problemi gibi görünüyor. Benim de duyduklarım, okuduklarım o yönde. Peşinat problemi gibi. Beşiktaş herhalde 4 milyon euronun biraz daha yukarı çekilmesini istiyor. Bonusların garanti olmadığı için biraz daha yukarı çekilmesini istiyor. Bu gibi görünüyor. İki, mesela Rıdvan'ın da buradan sonra Beşiktaş'a dönüş aynı motivasyonu sağlaması çok kolay mı bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü çocuk çok odakladı kendini. Çok gitmek istiyordu. Çok odakladı bir hayal kendini. Kırıklığı yaşar haliyle. Tabii. Çok odakladı kendini. Yeni sözleşme yapar mı, uzatır mı Beşiktaş'ta? Sadece bu kulüplerle ilgili değil. Biliyorsun artık oyuncuların, bu çocukların menajerleri var. Kendileri biri düşünüyorsa menajerleri onların adına 3 düşünüyor. Dolayısıyla çok büyük kafa karışıklıkları oluyor. Ama herhalde buradan dönmez ya. Dönmez gibi görünüyor. Umarım dönmez. Ha. Beşiktaş'ta kalsa, imza atsa, devam etse Beşiktaş bu işten bir zarar etmez. Yani Rıdvan sonuçta hani son kullanma tarihi geçecek ya da ürün iadesi falan öyle bir şey değil. Çok genç değerli oyuncu. Bir metadan bahsediyoruz. Tabii çok değerli bir oyuncu. Milli ve genç sol bekten bahsediyoruz. Ama peşinat meselesi çünkü Kevser Frankfurt tarafı Rıdvan Yılmaz'la ilgili yaptığı açıklamada Rıdvan henüz çok genç. Bu sene çok direkt faydalanmayı düşünmüyoruz. Olursa tabii ki faydalanacağız ama bu seneyi biz kendisine tolerans tanıyacağız. Alışma senesi, adaptasyon senesi gibi bir açıklama yapmıştı. Belki Beşiktaş'ı tereddütte bırakan şey bu oldu. Adaptasyon senesi olarak düşünülüp az maç oynadığı andan itibaren 2022-23 sezonunda Beşiktaş bu konuda gelirleri biraz aşağıda kalır gibi düşünüyor olabilir belki. O yüzden bu açıklamanın sonrasında biraz gecikti bu iş. Resmi imzalar atılmadı. Belki Beşiktaş peşinat talebini buradan sonra yükseltti. Çok da mantıksız görünmüyor yani. Ama herhalde buradan dönmez gibi görünüyor. Yani ama dediğin gibi futbolcu çok etkilenir bence. Etkilenir. Zaten hani menajeri de gitmesi yönünde çok ciddi telkinleri olduğunu biliyorum. Hani bırakın menajeri, Rıdvan da çok gitmek istediğini biliyoruz. Etkilenir, olumsuz etkilenir oyuncu. Evet. Bu konuda herhalde karşılıklı kulüp de kendisine yardımcı olacaktır. Çok düğümlenecek gibi görünmüyor. Ha. Ama bir de şimdi şöyle bir şey var. Bir sol bek ihtiyacı doğdu mu Beşiktaş'ın? Doğacak. Kazımcan üzerinde konuşuyorduk. Eyüpspor'a gitti. Muhtemelen Galatasaray'a kiralanacak. Umut Meraş 3-5-2'yi 2 nereden çıktı? Allah söyletti herhalde. 2 yok tabii orada. 3-4-3'ü tek forvet gibi düşünelim.
Gönlümden geçeni söyledim herhalde. Şöyle düşünelim. Kazımcan Eyüpspor'a gitti. Şimdi Umut Meraş bu sistemi Rıdvan gibi etkili oynayamıyor. Ne savunmada, hadi savunmada belki oynuyor ama hücumda Rıdvan kadar etkili değil. O yüzden Beşiktaş'ın bir sol bek ihtiyacı doğdu. Belki Rıdvan böyle motive olur kalırsa bilmiyorum. Belki başkan hoca bu ihtiyacı kendisine anlatabilir ama o düşük bir ihtimal. Yani Beşiktaş acaba onu mu düşünüyor diyorum. Yani oraya bir sol bek ihtiyacı devam ediyor. Bu paraya biz niye verelim'e de gelmiş olabilir mi iş diye. Belki biz seninle 3-4 gün sonra yeni bir sol bek konuşuyor olabiliriz. Bakalım ama yani Rıdvan için umarım iyisi olur bir yandan da. Tabii ki Beşiktaş için de ama oyuncu çok genç. Umarım kötü bir şekilde etkilenmez. Bu süreç iyi bir şekilde sonuçlanır onun adına da. Ya Evet. etkilenmemesi lazım. Bunlar genç oyuncular. Bunların önünde 10-15 yıllık profesyonel iyi para kazanacakları, iyi yerlerde oynayacakları süreler daha var. Bir de bu genç jenerasyon biraz daha şey ya bilinçli futbolda. Çünkü mentörlerden dersler alıyorlar, psikolog dersleri alıyorlar. Sadece saha değil yani hayata yaşama dair dersler alıyorlar, öğreniyorlar. Bu konuda biraz kendilerinin psikologları olabilmeliler diye düşünüyorum. Çünkü gelir diliminde dünyada ülkede %1'desin. Yani bir de insanlar senin moralini düzeltmeye çalışmasın. Bir zahmet kendini dik tut, kendi moralini. Tabii var diye bir laf. Asgari ücretle çalışan insanlar olarak milyon euro alan oyuncunun moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Aslansın, kaplansın, alkışla falan diye. Yani o yüzden hani Hakikaten doğru. düşmemesi lazım. Hayatın içinde yani gitmek var, işin bozulması var, gelip kalıp Beşiktaş forması giymek var ki bence Beşiktaş Frankfurt'tan daha büyük bir camia. Dolayısıyla hani hiç orada ya benim işim niye bozuldu gibi bir tabii ki yaşar içinde ama bunu çok büyütmemesi lazım şayet bozulursa. Bakalım. Atiba'nın kalma ihtimali arttı. Neler söylersin? Doğru. Sence faydalı olur mu takıma? Doğru. Olur. Yani şöyle ben direkt Atiba'yı ilk 11'e yazın oynasın falan demiyorum. Bazen benim bu Atiba ısrarım üzerine yorumlar görüyorum da. Meramımı doğru anlatmak adına söyleyeyim. Yani hadi kadro yapalım. Joseph, Atiba, Emirhan. Getson nerede? Kulübede otursun. Atiba oynasın. Ben böyle bir şey söylemiyorum. Atiba görev adamı. Atiba şimdi kendini bu sene ister istemez hazır tutacak. Zaten çok profesyonel bir oyuncu. Bir de Katar'a gideceği için Kanada'yla ekstra koyacak üzerine. Yani çok hazır durmak, hazır olmak zorunda kalacak. Bu teknik direktör açısından iyi. Valerian İsmail açısından iyi. Niye? Çünkü hamle yapacağı zaman, Atiba'yı oyuna atacağı zaman ki yani 1-1 dağıt, 2-1 dağıt, 1-0 dağıt birçok bu konudaki şeyi geçmiş bir adam, testi geçmiş bir adam Atiba. Bence faydalı olur. Ben bunu iki yönlü düşünüyorum. Bir, sportif. İki, manevi. Yani vefa olarak düşünüyorum. Baktığında da ikisini de hak eden bir adam. 8 artı 3 kuralı da devam edince Sayın Başkan'ı da o gün dinledim. Bu konuda Atiba konusunda bayağı sıcak gibi kulüp. O da herhalde yurt dışı kampında olur Kevser.